Merhaba, emlak analiz programıyla karşınızdayız. Mustafa Aşkın burada her hafta olduğu gibi ve Piyalepaşa Gayrimenkul Genel Müdürü Kaan Yücel'i ağırlıyoruz. Birlikte hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi siz de hoş geldiniz. Ya da ben bu programa hoş geldin diyeyim. Siz her hafta birlikte yapıyordunuz ama. Bu dördüncü emlak zirvesinden birazcık bahsederek başlayalım. Emlak konusunu çok fazla konuşuyoruz. 17 Kasım'da sanıyorum yapılacak zirve. Neleri içeriyor, onunla bir başlayalım. Aslında CNR fuarı bir gayrimenkul fuarı. Dünyada da çok örnekleri var. Çok büyük fuarlara katılıyoruz. Hem firma olarak hem sektör olarak bulunuyoruz. Türkiye'de çok fazla yok gayrimenkul fuarları. Onlardan en önemlisi CNR fuarı. Ve bu sene de dördüncüsü gerçekleştiriyor. Biz de Piyalepaşa İstanbul olarak bu fuarda bulunacağız. Gayrimenkul fuarları önemli. Biliyorsunuz ülkemizde herkesin gayrimenkule ciddi bir ilgisi var. Dolayısıyla birçok ürünü, birçok projeyi bir arada görme imkanı sağlıyor müşteriler bazında baktığımızda. O açıdan önemli. Sektörün profesyonelleri açısından baktığımızda da hepimizin bir araya geldiği, birbirimizle görüş teorisinde bulunduğumuz, çeşitli konularda bilgilendiğimiz yerler ve etkinlikler oluyor aslında bu fuarlarda ve bizim için son derece yararlı oluyor. Ben şöyle bir şey eklemek istiyorum. Belki görüşünüzü de almak istiyorum. Hani yurt dışında da gayrimenkul fuarlarına gidiyorsunuz, katılıyorsunuz. Ülkenin gayrimenkul fuarı, kendine özgü bir gayrimenkul fuarı ve buna bağlı yapılacak bir bilgilendirme toplantısı veya zirvesi olması esasında ülkenin konseptini, mesela İstanbul'u, İstanbul'daki yaşamı satan bir gayrimenkul firması veya yükleniciler için çok daha doğru bir konsept midir? Veya burada gördüğünüz aksaklık veya fazlalıklar sizin bakış açınızdan nelerdir? Kesinlikle aslında çok daha önemli. Çünkü dediğiniz gibi biz belli başlı büyük fuarların çoğuna katılıyoruz. Şirket olarak da katılıyoruz, sektör olarak da. Burada projelerimizi tanıtmak için ekstra çaba sarf ediyoruz. Yerini, lokasyonunu söylemeye, işte projede neler sunduğumuzu birçok çeşitli etkin araçlarla bunları anlatmaya çalışıyoruz. Halbuki bunun Türkiye'de olması, yerinde olması şu imkanı sağlar. Gerçekten ilgi duyan kimseyle alana gidip ziyaret etmenizi, orayı yerinde görmenizi, şehrin havasını koklamanızı, o şehirde gayrimenkule duyulan ilgiyi yerinde görmenizi sağlar. Dolayısıyla yabancılar açısından son derece daha etkili ve yararlı olacağını düşünüyorum Türkiye'de yapılan fuarların. Daha fazla onlara tanıtım yapılması lazım. Daha fazla oradan grupların aslında bu fuarlara getirilmesi lazım. Hem Türkiye'de, İstanbul'da hayatın normal devam ettiğini göstermek açısından önemli olduğunu, ekonominin canlılığını göstermek açısından önemli olduğunu düşünüyorum bunu. Hem de projelerin tanıtımı açısından da daha iyi bir enstrüman olacağını düşünüyorum. Bu ne kadarlık bir ilgi var daha önce yapılanlarla kıyasladığınızda? Genelde gayrimenkul fuarlarına çok ilgi oluyor. Çok sayıda insan geliyor ve çok sayıda da hem iş görüşmelerinde bulunma imkanı sağlamış oluyorsunuz. Çok kişiye de bir araya gelme imkanı sunuyor bu size. Gerçekten de önemli o açıdan. Yurt dışı tarafla kıyaslarsanız, yurt dışında yapılan emlak fuarları, zirveleriyle kıyasladığınızda nasıl bir fark görüyorsunuz? Burada? Orada da farklı farklı fuarlar gördüm. Ben bu sene birkaç tane de gezdim. En son bir Münih'te bir expo fuarına gittim, yine gayrimenkul fuarına. Mesela o da çok daha az, şovu çok daha az olan, işte maketi, görselliği çok daha az olan, çok daha B2B bir fuardı. Ama onun yanında MIPIM'de, işte Cannes'da gerçekleşen fuarda çok daha görsel, çok daha projelerin ve şehirlerin kendilerini anlattığı fuarlar oluyor. Her birinin kendine has ayrı bir konsepti, ayrı bir tadı oluyor aslında. Dubai'de mesela Cityscape fuarları var. Onda da daha satış odaklı oluyor. İşte İstanbul'daki fuarların aslında bunların hepsini birlikte yapabileceği bir fuar olması çok önemli. CNR Expo'da bunlardan bir tanesi, hepsini hem satışı hem şehrin tanıtımını hem de firmalarla bir araya gelmeyi bir arada görebileceğiniz bir fuar, CNR fuarı. O açılardan yararlı olduğunu düşünüyorum. Ben bir şey sormak istiyorum. Şimdi yurt dışındaki fuar konseptlerinden bahsettiniz. Türk firmalarını da çoğunu tanıyorsunuz. Siz de bir firmanın tepe yöneticisisiniz. Baktığınızda Türk firmalarının, özellikle inşaat ve gayrimenkul firmalarının sürdürülebilir tanıtım kavramı konusundaki tepkilerini nasıl görüyorsunuz? Hani ben dışarıdan baktığımda, bizim danışmanlık yaptığımız firmalar da var, farklı sektördeki çalışan gruplar da var. Sürdürülebilirlik kavramına biraz uzak davranıyorlar. Yani bir sene fuara katıldım, ertesi sene katılmayayım yeter bana. Veya ben tanıtımı bir ara yapayım, sonra yapmayayım
havası genellikle hakim. Bu kurumsallaşmayla da biraz alakalı ama hani sizin bakış açınızı içeriden gelmiş birisi olarak öğrenmek istedim. Şimdi süreklilik son derece önemli. Her tanıtımda, reklamda, pazarlamada süreklilik son derece önemli. Devamlı anlatıyor olmanız lazım. Tabii ki ürününüze, sunduğunuz şeyin sayısına, büyüklüğüyle de alakalı bir konu bu ama hani belirli bir oranda belirli bir strateji çizip bu strateji üzerinden ilerliyor olmanız lazım. Dediğiniz çok doğru. Birçok kimse bu fuarlara katılıyor. Genelde lansman dönemlerinde katılıyorlar. Burada lansmanlarını yapıp daha sonrasında belki bir tane iki tanesinde de bulunup sonra bırakıyorlar şeyde. Böyle bakmamak lazım. Çünkü burada sadece projenizi tanıtmıyorsunuz. Burada ülkeyi tanıtmış oluyorsunuz, evet. Şehri tanıtmış oluyorsunuz. Projenizin geleceğinde de birçok şeyi, hele ticari üniteleriniz varsa bugün ihtiyacınız olmayabilir ama bundan 5 sene sonra, 10 sene sonra ihtiyacınız olmayacağı ne malum ve dolayısıyla bütün bunu, markanızı devamlı oralarda anlatıyor olmanız lazım ki yarın öbür gün oradan da bir iş geliştirme de gerek yurt dışında olsun, gerek yurt dışı yatırımcıların Türkiye'de iş geliştirme imkanları olsun, çeşitli imkanları sağlayabilirsiniz. Dolayısıyla süreklilik çok önemli. Evet. Bu arada konuklarımızdan gelen sorular da var. Bir taraftan onları da sormak istiyorum. Piyale Paşa'yı görünce Piyale Paşa ile ilgili sorular da geliyor. Piyale Paşa projesinde oradaki hisselerlerin tamamıyla uzlaşılarak mı gerçekleştiriliyor projeler diye bir soru var. Evet, biz şu anda herhalde 180 civarında çoğunluk hakkıyla mı çözülecek? 180 civarında riskli alan var. Yani 180 civarındaki riskli alanda bu aşamaya gelmiş, inşaatına başlamış, ruhsatını almış birkaç tane projeden bir tanesiyiz. Biz şu anda alan içerisinde %100 anlaşma sağlamış durumdayız. Hem birçok şeyi bir arada da gerçekleştirdik. Hem alan içerisinde bulunan kimselerin gene proje içerisinde ev sahibi olmasını sağladık. Tapusu olmayan kişilerin bile hiç projede hiçbir tapusu olmayan, bir metrekaresi olmayan kişilerin bile etrafta en azından istedikleri yerde tapulu bir ev sahibi olmasını sağladık. Dolayısıyla biz anlaşmayı %100 gerçekleştirdik. Bir miktar 2/3 çoğunluğuyla bir satış gerçekleştirdik ve o da bir ilkti. Kamu eliyle satışı da gerçekleştirdik ama bu çok küçük hisseler için yaptık. Yani 40 santimetre kare, 1 metre karelik hisseler vardı alan içerisinde. Bunları alabileceğiniz ya da bir bedel biçebileceğiniz hisseler değildi. Bunları da yine 6306 sayılı kanun kapsamında gerçekleştirdik. Dolayısıyla başarılı bir kentsel dönüşüm örneği sunduğumuzu düşünüyorum proje içerisinde. O kentsel dönüşümü epeyce uzun bir zamandır konuşuyoruz. İzleyicilerimiz de dolayısıyla kentsel dönüşümü oldukça merak ediyorlar. Ona ilişkin sorular da bir taraftan gelmeye devam ediyor ama bugün daha çok zirveyi konuşmak üzere ve bu yapılacak olan CNR'deki fuarı konuşmak üzere buluştuk. Dolayısıyla fuar tarafından mı devam edelim? Fuardan da bakabiliriz. Kentsel dönüşüm de çok ilginç esasında. Fuardaki zirvenin en önemli konularından biri kentsel dönüşüm zaten. Oraya belediye başkanlarımız da gelecek. Bazı belediye başkanlarımız kentsel dönüşümle ilgili fikirlerini söyleyecekler. Hazır Kaan Bey burada bulmuşken hani başarılı bir kentsel dönüşüm çalışması var burada. Burada yaşadığınız aksaklıkların Türkiye'de de pek çok yerde yaşanmıştır muhtemelen. Olmaması için önerileriniz nelerdir? En azından buradan belki yetkililerimize bir seslenmiş oluruz. Belki düzeltilmesi gereken hususlar vardır ki ben de Anadolu yakasında oturuyorum İstanbul'da. Bizim o taraflarda da kentsel dönüşüm had safhada yapılıyor. Fakat benim de yaşadığım, çevremde insanların da yaşadığı bazı sorunlar var. Belki siz bunların hepsine dile getirecek bir öneriniz olabilir. Aslında şöyle cevap vereyim. Evet, yani en önemli konu herkesin birbiriyle konuşması, birbirini dinlemesi, birbiriyle ilgili empati duyması. Bu hem müteahhitler tarafından aynı şey olması lazım hem de buradaki hak sahipleri de bu empatiyi duyması lazım. Sonuçta bir gerçek var. O gerçek de bu şehrin ciddi bir kentsel dönüşüme ihtiyacı olduğu, konut stoğunun son derece eski olduğu ve bu konut stoğunun başarılı bir şekilde yenilenmesi gerektiğini. Bunu sadece binaları yenilemek olarak bakmamak lazım. Bunu sosyal alanlarıyla, kültürel alanıyla, otoparkıyla, her şeyle bir yenileme olarak bakmak lazım. Dolayısıyla tek bina bazında değil, bir alan bazında gerçekleştirilmesi lazım. Bu kere bu son derece önemli. Ve kişilerin birbiriyle konuşarak, empati duyarak bu sorunların üzerinden geçip bir an önce şehri sağlıklı bir yapıya kavuşturmamız lazım. Bir taraftan da gene bu fuarlara geleceğim. Bu fuarlarda da bizim burada yaşadığımız şeyleri anlatma imkanı sunuyor bize. Dolayısıyla kişilerin birbiriyle bu
geçmişte yaşadıklarını paylaşması daha sonra yeni yapacaklar için de yeni bir ufuk çiziyor aslında. O açıdan da buradaki sempozyumlar ve etkinlikler de son derece önemli. Biz bütün bu kazanımlarımızı yaklaşık işte ben 3 senedir herhalde Adnan Polat da bir hani 10 senedir bu projeyle uğraşıyor. Burada edindiğimiz bilgileri biz aslında özellikle şimdi yeni bir yönetmelik çıktı. Orada da çok son derece katkılar sunduk. Yasanın geliştirilmesinde yeni bir takım eklemeler yapılmasında ciddi katkılar sunduk. Sağ olsunlar da onlar da bizi dinlediler ve hani gün geçtikçe hem yasa kendini geliştiriyor hem de yeni yeni projeleri de önümüzde göreceğiz inşallah önümüzdeki dönemde. Bu arada o vergilerle ilgili bir takım avantajlar da tabii kurumsal kurumlar vergisi tarafında da avantajlar mümkün. Halka açılma gibi bir niyet olabilir mi gayrimenkul yatırım ortaklığı şeklinde? Bizim Piyali Paşa üzerinde öyle bir şu an için hani kısa vadede öyle bir hedefimiz yok. Ya da genel itibariyle sektörde böyle bir açılım olsa, gayrimenkul yatırım ortaklıkları şeklinde olsa bu işler çok daha hızlı, kolay ve daha denetimli olarak yürümez mi? Mutlaka bir takım avantajlar. Aslında gayrimenkul yatırım ortakları manasında söylemeyeyim ama kurumsal yatırımcılar bazında bunlar yapılırsa başka birçok enstrüman da var. Demin konuşuyorduk mesela gayrimenkul sertifikası var. Hı hı. Son derece önemli. Gayrimenkul sertifikası ile yapılabilecek çok şey var. Kentsel dönüşüm ayağında özellikle çok şey var. Çünkü buradaki en büyük sorunlardan bir tanesi hani biraz daha teknik bir konu olacak ama çok hisseli yapılar. Yani siz bir daireye, bir arsaya ya da bir şeye gittiğinizde özellikle kentsel dönüşümde son derece karışık ve çok hisseli yapılarla karşılaşıyorsunuz. İşte bir ev görüyorsunuz, içinde 6 kardeşin ortaklığı var, babadan kalmış, intikali yapılmış, yapılmamış, veraseti olmuş, olmamış birçok böyle sorunlarla karşılaşıyorsunuz. Burada herkese bir daire alma imkanınız yok. Halbuki hepsi hani bir evden hani bir gayrimenkul sahibiler. Bunu da geliştirmek istiyorlar. Mesela gayrimenkul sertifikası burada ciddi bir imkan sunabilir. Her birine belirli hisseler verilebilir. Bu zaman içerisinde ikinci elleri toplanarak tek bir daire haline getirilebilir. Çok imkanlar sunabilir. Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının da bu tarz yani hisse alarak ve bu hissedar olarak belirli alanlarda birçok imkanlar sunabilir. Aslında burada temel şey daha kurumsal yapılarla kentsel dönüşüm işine de bakılması ve halledilmesi olarak görüyorum bunu. Son derece önemli özellikle Kaan Bey'in ifade ettiği. Türk mevzuatında gayrimenkul sertifikası esasında çok uzak bir şey değil. 1990'ların başında biz borsada işlem yaparken halkalı toplu konut idaresi vardı. Orada da metrekare cinsini alınıp satılabiliyordu. Daha sonra işte farklı şekilde onlar halledildi. Bugüne kadar yenisi bir türlü gerçekleşmedi. Oysa ki kentsel dönüşüm bacağında özellikle yeni düzenlemeyle birlikte SPK'nın yaptığı çok ciddi kolaylıklar sağlıyor. Fakat henüz hayata geçmiş bir örneği yok. Bir de şöyle düşünmek lazım. Pek çok uluslararası fon var. Bu fonların çoğu yatırım yapmak istiyor ama gayrimenkulü direkt almaktan ziyade menkul kıymetini alıp ikincil piyasada trade etmenin çok daha büyük avantajlarını yaşayan fonlar var. Dünya bunun üzerine dönüyor. Ama biz de baktığınızda böyle somut bir örneğin olmaması şu ana kadar Türk ekonomisinin bence ayıbıdır, tırnak içinde konuşmam gerekiyor. Hani bunlar hem kentsel dönüşümü hızlandıracak hem de özellikle belediyelerin altyapı GEO'ları kurmasını ve buna bağlı sertifika çıkarmasını, belediyelerin fon kazanmasını, sizin gibi köklü şirketlerin bu tip yapıları çok daha kolay çekmesini sağlayacak. İnşallah bir an önce bu kurumsallaşmayı halletmiş oluruz. En azından buradan da hem sektöre hem de ilgililere bir kez daha bununla ilgili teşviği biraz daha belki arttırmaları gerektiğini hatırlatalım. Evet, arada yapan tarafı çok yani yapan tarafında değil aslında hani bunun aracı kurumları ve şey tarafında da sorunlar var. Biz mesela çok istiyoruz özellikle gayrimenkul sertifikası konusunda bir şeyler yapmak. Çünkü kentsel dönüşümde başka şeyler de yapma hedeflerimiz var. Ama şimdiye kadar bu kadar istekli olmamıza rağmen birçok imkanlarımız olmasına rağmen bir türlü gerçekleştiremedik biz de. Şimdi aslında ben de çok uzun bir zamandır sürekli emlak programı yapıyorum. İnşaatçıları ağırlıyorum, müteahhitleri ağırlıyorum, kentsel dönüşüm konusunda konunun uzmanlarını ağırlıyorum. Ben de aynı şeyden rahatsızım bu arada. İzleyicimiz demiş ki neden hep İstanbul üzerine konuşuyorsunuz? İstanbul dışında herhangi bir yer yok mu bu kentsel dönüşümlerin yapılmak mecburiyetinde olduğu? Yani başka yörelerin de, yerlerin de, illerin de artık ortaya çıkmış lazım herhalde bununla ilgili olarak, doğru mu?
Evet, yani riskli alanda aslında var, İstanbul dışında da bayağı bir riskli alan. Belediyelerin yaptığı, bakanlık şu anda özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde kentsel dönüşüm kapsamında bayağı bir çalışma yapıyor. Önümüzdeki dönemde de herhalde kendileri bununla ilgili duyurular yapacaklardır. Aslında var, İstanbul dışında da birçok kentsel dönüşüm alanı. Fakat işte belli bir takım sorunlar var. Bir türlü hani istenilen ivmeyi sağlayamadı kentsel dönüşüm. Sadece İstanbul'da değil, İstanbul dışında da çok bina bazlı kaldı. Çok hani tek tek yapılma üzerine hep gidildi ve her şehrin kendi rantı yüksek yerlerinde tek bina bazında kaldı kentsel dönüşüm. Evet, orada daha alan bazında daha büyük alanların geliştirilmesi, işte özellikle gecekondu alanlarının yenilenmesi ve geliştirilmesi üzerinde çok şey yapılması lazım gerçekten. İstanbul'un şöyle bir özelliği var yani, esasında Türkiye'deki gayrimenkul piyasasının neredeyse %30-40'ını tek başına götürüyor. Dolayısıyla hani hem para dönüşü hem de inşaat anlamında onun konuşulması çok daha doğal. Anadolu'ya baktığımızda Anadolu'daki büyük şehirler dahil yani üçü dördü bir araya gelse İstanbul'daki gayrimenkul hacmine ve buradaki tutarlara ulaşamıyorlar. O nedenle bir parça daha finans piyasalarında veya televizyon programlarında dile getiriliyor. Ama Anadolu'da yapılması gereken çok şey var. Çok şey var. Bir de tabii hani sadece gayrimenkul sektörü konusunda değil, herhalde İstanbul hangi sektörü konuşursak konuşalım. Aynı şekilde. Bir şekilde ön plana çıkacak. Hatta benim babam hep çocukluğumda şu sözü hatırlıyorum. Şey, Türkiye İstanbul, İstanbul Beyoğlu için çalışır derlermiş eskiden. Hakikaten de öyle gibi görünüyor en azından. Hani İstanbul özelinde konuşurken diğer sektörlere de bakınca. Peki nereler ön plana çıkacak? Şehrin merkezleri. Yani bütün şehirlerde merkezler daha ön plana çıkacak. Şimdi Beyoğlu dediniz, Beyoğlu ön plana çıkacak. Bu, burada da çok ciddi bir yapılanma var. Var. Kentsel dönüşüm tarafı var. İşte siz zaten çok yakında bir yerdesiniz Fiyalepaşa'da. Dolayısıyla o tarafları da çok iyi biliyorsunuz. Hani her gün önden geçtiğim yerler olduğu için işte aslında uygun bir şekilde yapılmaya çalışıyor vesaire görüyorum. Fakat hani sadece bina düzeltmek ya da bina onarmak ya da binanın orijinaline uygun bir şekilde yapmak değil herhalde asıl amaç burada. Yani güvenlik sağlanacak, parklar yapılacak, insanların sosyalleşebileceği alanlar yapılacak, yemek yenecek yerler yapılacak. Hani burada çok da güvenle dışarı çıkılabilecek bir ortamdan şu an için bahsetmiyoruz. Yakın destinasyondan konuşuyorum. Aslında alan bazında dönüşüm dediğimiz şey biraz da bu. Bunun parsel, ada, büyüklük olarak yani belli bir büyüklüğün üzerindeki alanların dönüşümü olarak bakmak lazım. Çünkü ancak o zaman dediğiniz gibi birçok şeye imkan sağlamış oluyorsunuz. Şehir merkezinde en büyük sorunlardan bir tanesi otopark mesela. Hı hı. Otoparkla ilgili bir düzenleme yapabilmek için tabii ki geniş alanlara ihtiyaç var. Giriş çıkışları, rampaları düşündüğünüzde. Dolayısıyla daha çok sayıda binanın birleşerek bir alan bazında dönüşmesi son derece önemli. Ve bunu yaparken de içerisine hem yeşil alan koymak, hem sosyal, kültürel alanlar koymak, yeme içme alanlarını koymak aslında normalde gitmesi gereken yön olarak adlandırabilirim bunu. Şimdi yeni yeni, özellikle şimdi yeni bir yönetmelik çıktı çok yeni, kentsel dönüşüm 6306 sayılı kanun kapsamında. Mesela orada daha çok özellikle riskli alan tanımının daha geliştirilerek bulunduğunu görüyorsunuz. Rezerv alan tanımının daha geliştirilerek bulunduğunu görüyoruz orada. Daha önce bina bazında daha geniş tabirler varken riskli alan ve rezerv alan tanımları çok fazla geçmiyordu yönetmelik içerisinde. Şimdi orada bayağı bir geliştirme geldi. Ve bu çok önemli. Çünkü ancak bu şekilde düzgün bir yapılaşma olabilir. Yönetmelikten bahsetmişken çok merak ettiğim bir soru var. Müsaadenizle onu da bir sormak istiyorum. Sen, bu deprem dolayısıyla, yani deprem kuşağında yaşadığımız ve İstanbul'un deprem konusunda çok ciddi zarar göreceği tahmin edilen bir şehir olduğu belli. Toplanma bölgeleri vardı. O toplanma bölgelerine konutların yapıldığı, alışveriş merkezlerinin yapıldığı vesaire gibi bir takım haberler çıktı. Var mı aslında o haberleri? Bir miktar vardır, doğrudur. Hani şehrin içerisinde bazı hani kötü yapılaşmanın örneklerini hepimiz görüyoruz.
Bu tür alanlarda da mutlaka olmuştur zaman içerisinde ama yapılan her bir alanın da yerine yeni bir alan da oluşturuldu. Hani onu da atlamamak lazım. Bu özelde hani birebir benim bildiğim yok. Hani burası vardı, hani bu toplanma alanı değiştirildi ya da ya başka bir şey oluşturuldu diye birebir bildiğim bir örnek yok. Ama gene burada da kentsel dönüşüm öne çıkıyor. Mesela bizim kendi projemize baktığımızda biz hani gerçekten kötü bir yapılaşmanın olduğu bir yerde, ben ilk başta da dairelerin içerisinde çok dolaşmıştım binaların arasında. Yani araba girmesinin zor olduğu, hatta insan girmesinin zor olduğu bir yapılaşma görüyorsunuz. Bir yangın çıktığında sadece deprem değil, başka türlü bir doğal afette bile ulaşılmasının zor olan evler gördüm orada. Dolayısıyla bütün bunu düzeltilip yeni baştan herkesin rahatça dolaşabileceği, hem güvenlik açısından hem de herhangi bir şey olduğunda ulaşabileceğiniz evleri yapmak çok önemli. Bu da hani gene söyleyeceğim, alan bazında yapmakla mümkün sadece. Peki şey ne dersiniz? 2016 yılının sektörü nasıl geçirdi? Hani 2016 yılında ekonomi ve sosyal hayatta baktığımızda başımıza gelmedik, pek bir şey kalmadı ama hani genel olarak bir değerlendirme yaptığınızda bu ilk 10 aylık periyot içinde nasıl gördünüz ve 2017'ye bakışınız nedir veya nasıl görüyorsunuz? 2015'te bu soruyu sorulduğunda şey diyorduk, işte bu kadar çok seçim oldu, o oldu, bu oldu. 2016 yılında artık önümüz açık diyorduk. Dediğiniz gibi evet, 2016 yılında da birçok şeyle karşılaştık. Ama sektörde baktığınızda bunu rakamlarda görmüyorsunuz. Biz de yaşadığımız olaylara baktığımızda bunu görmüyoruz. Gerçekten de gayrimenkul sektörüne bu ülkede ciddi bir ilgi var. Her halükarda İşler hani kötüye giderken de güvenli bir araç olarak görünüyor. Zaten iyi giderken değeri de çok artıyor ve çok daha iyi bir getiri elde ediyor. Dolayısıyla gayrimenkul de bunu göremiyorsunuz. Zaten rakamlarda, hem TÜİK rakamlarına, tapu devir rakamlarına baktığınızda bunu çok rahat görebiliyoruz. Geçen sene 1 milyon 300 bin civarında konut satılmıştı Türkiye genelinde. Bu sene de ilk 9-10 aya baktığımızda gene 100 binin üzerinde aylık bir satış görüyoruz. Dolayısıyla bu sene sonunda da gene 1 milyon 200 binleri bulacağız demektir burada. Ciddi rakamlar bunlar ve yaklaşık 4-5 senedir de devam ediyor. Ve bu birdenbire de düşecek bir rakam değil bu. Mutlaka bir noktasında yavaş yavaş azalacaktır ama daha önümüzde o noktaya gelmeye çok zaman olduğunu düşünüyorum. Gene bunu kentsel dönüşüme bağlayacağız. Biz kentsel dönüşümde dolaşırken aynı evde 3 ailenin birlikte yaşadığı evler gördük. Bir evde 9 kişinin yaşadığı bir ev gördüm ve yaklaşık 50-60 metrekare civarında bir evdi. Dolayısıyla daha hani ve siz bunlarla anlaştığınızda, onlara ev verdiğinizde, onlara ya da bir ev alacak bir para verdiğinizde, dolayısıyla bir sektörü kendi içerisinde canlandırıyorsunuz. Ve bu da daha uzunca bir süre özellikle kentsel dönüşümde devam edecek. Önümüzdeki seneye baktığımızda gene aynı trendin devam edeceğini düşünüyorum açıkçası. 2016'da yaşadıklarımızı artık herhalde 2017'de yaşamayacağımızı düşünüyorum. Dolayısıyla özellikle gayrimenkul sektörü açısından 2017'nin daha iyi geçeceğini düşünüyorum. Emine, müsaadenle bir şey daha sormak istiyorum. Emlak Konut GEO'nun başlattığı, ardından GEODER'in desteklediği bir kampanya vardı. Bu kampanyanın sektöre bir doping etkisi olduğu rakamlardan görünüyor. Siz sahada bunun diğer yükleniciler tarafından desteklendiğini veya talep yönünde bir değişiklik yarattığını gördünüz mü? Tabii, yani bu Ağustos ayında bizim hiçbir bütçemizde, hiçbir planımızda Ağustos ayında ciddi bir konut satışı öngörmeyiz. Çünkü genelde Temmuz-Ağustos ayları herkesin tatilde olduğu ve hani konut satışında düşük olduğu aylardır. Biz hani kendimiz de katıldık GEODER kampanyasına. 0.70 faiz ve 120 ay kampanyasına biz de katıldık. Ve Ağustos ayında ciddi bir satış yaptık bu kampanya dahilinde. Dolayısıyla biz de bir fiil bunu yaşadık. Dolayısıyla bu tür kampanyaların etkili olduğunu da görmüş olduk. Sektörün daha birlikte olduğu ve birlikte yaptığı etkinliklerin gerçekten de sonuç verdiğini gördük. Zaten fuarlarda aslında birazcık bunu sağlayan organizasyonlar, hani o açılardan bu haftaki fuarında iyi geçeceğini düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Mustafa Aşkın'a da teşekkür ediyorum. Böylece Emlak Analiz programını sonlandırıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.